Evet, bununla yüzleş diyeceğiz ve başlıktan da anlaşıldığı gibi çok gündeme getirmediğimiz, çekindiğimiz konuları konuşacağız. Ben bu konsepti, bu videoları kesinlikle özellikle anne babaların izlemesini çok istiyorum. Sonradan böyle tanıştığımız, muhabbet eden, daha öncesinde buraları çok bilmeyen ama sonradan gelip burada çay kahve içtiğimiz babalar özellikle. Hani biz çok mutlu ayrılıyoruz. Abi kardeş gibi ayrılıyoruz sonrasında ama bu yüzleşmediğimiz, duvarlar ördüğümüz noktalar bize ilk başta kötü noktalara götürüyor. Onun için dedim ki madem biz bununla yüzleşebiliyoruz, madem burada konuşabiliyoruz, kamerada da konuşalım, yani çekinecek bir nokta yok. Üstadın dediği gibi zaten hilesizlik bizim hilemiz. Yani hilesi olan, yanlış iş yapan adam korkar. Madem senin korkacak bir şey yok, o zaman niye çekiniyorsun? Biz de bununla yüzleş konseptinde özellikle bu hakikat dairelerine giren, çabalayan kardeşler, ne olur anne babalarınıza bunu izletin. Çünkü bu zamanda özellikle anne babalar bilmeden, tanımadıkları için, ben anlıyorum, evlatları için de endişe ettiklerinden çekiniyorlar ve acaba benim oğluma silah mı verirler? Benim oğlumu kaçırırlar mı? Şaka değil, gerçek. Hani sen buraları gördüğün için tebessüm ediyorsun ama bilmiyor ki. Şimdi içeride bizim bomba ürettiğimiz düşünen bile vardı zamanında. Kafa kestiğimizi düşünen vardı. Çocuklar geliyor, mahallenin çocukları. Burada nerede kafa kesiyoruz? Ciddi ciddi yani. Hani bana mesela şu an çok böyle abartılı geliyor, komik geliyor ama abim hani bak odaya giriyor, aa falan diyor, böyle şaşırıyor. Çünkü bir gelmiş ve öyle anlatmış. Ön yargı. FETÖ'cü değiliz, IŞİD'ci değiliz. Vatana, millete zararı bırak, aksine hayırlı evlat yetiştirmek isteyen. Bunun için burada uğraş veriyoruz. Bunun anne babasının evladından hiç ayrılmamasının yollarını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu mümkün mü? İşte onu konuşacağız. Ama yani bilmeyince insan tabii ki sıkıntı çekiyor. Biz de istiyoruz ki bunlarla yüzleşelim. Şimdi öncelikle bu sadece bir kurumun, bir şahsın yaşadığı bir sorun değil. Bu şu an cemaatlerin, Allah yolunda gerçekten halisane koşmak isteyen tarikatların, derneklerin, vakıfların umumi yaşadığı bir problem. Niye? Birileri açık ve net FETÖ, altta böyle halisane koşmaya çalışanları demiyorum. Baştaki zihniyet ne yapıyor? Ülke dışı, vatan dışı, din dışı haksızlık yaparak bir kanalize ediyor. Birileri de bunu görüyor. Şimdi anne babalar, evlatlar böyle izliyoruz. Ülkecek bunu, buna şahitlik ediyoruz ve birilerinin bu manaları yanlış kullandığını görüyoruz ve hemen herkes böyle anlayışı yayılmaya başlıyor ama dikkat edin. Bu anlayış ne yazık ki dünyevi işlerimizde olmuyor. Bak çok önemli. Mesela adam müteahhit, topluyor parayı, kaçıyor. Adam galerici, çürük çarık araba satıyor. Dünyada maddi cihetinde o kadar alanda, farklı farklı kurumda o kadar insanlar dolandırılıp kandırılıyor ki bir günde çıkıp ya ben bu paradan soğudum demiyoruz ya. Niye? Çünkü hala o paranın bize menfaati var. Bakın birileri evet bu işi yanlış yöne çekebilir. Bu Efendimiz zamanında da olmuş. Efendimizin meclisinde olan biri almış makam için orayı, bak gerçekten dinini satmış. Çok garip değil mi? Mesela Reccal İbni Uhveze'den bahsedilir. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu mecliste öyle biri var ki cehennemde dişi Uhud'dan büyük olacak diyor. Sahabe tabii telaş ediyor. Yıllar sonra onun kim olduğu ortaya çıkıyor. O süre zarfında tabii Ebu Hureyre odada, Zeyd bin Hattab odada. Hepsi korkuyor. Ben miyim acaba o cehenneme gidecek olan? Sonra Reccal, Efendimiz vefatından sonra yalancı peygamberlik iddia eden biri ortaya çıkıp onun safına geçince ben şahidim ki Allah Resulü ben dedi ki ben peygamberim. Müseyleme de benim ortağımdır. Bunu Allah Resulü'nün ashabı zannedilen biri söyleyince, çünkü oranın makamını istiyor. Müseyleme'deki makamı istiyor. Sonra akın akın Müseyleme'nin safına geçmeye başlıyor. Bak yanlış kullanıyor. Hem de o tezgahta biri yanlış kullanıyor. Ama biz bugün Ebu Bekir'e hala sadık diyoruz. Ömer hala adalet timsali. Hazreti Osman hala infak kahramanı ve haya ve edep timsali. Ashab hala ümmetin en hayırlıları. Birileri yanlış kullanmış olabilir. O meclisten birileri. Ama biz hepsine bunu demiyoruz. Evet katılıyorum. Bu yanlış noktaya çekilebiliyor. Ama yapmamız gereken bir yol var aslında. Çok basit. Tanımak. Tanışmak. Ne yapacaksın? Benim oğlum acaba terör örgütüne mi katıldı? Evhamında boğulmak yerine. Sırf dikkat edin. Bu korkudan dolayı oğlunun Allah'ı, Kur'an'ı dinlemesini önlemek yerine. Gel oğlum evde yap. Ya olmuyor. Bu iş evde olmaz. Sen diyor musun okula gitme, evde ders çalış. Evde ders çalışarak bu ilim öğrenilmez. O tezgaha girmesi lazım. Her yerde bu böyle. Her kanunda böyle. Evde tedavi ol. Ya olur mu? Hastane dururken ev olur mu? Özel hastaneye gidiyorsun bir de. Şimdi dinini evde tek başına öğreneceksen Resulullah Aleyhisselam bu kadar mescitleri niye kurdu? Gel evde yap. Hayır. Bırak gitsin. Ama nereye gitsin? Git tanış. Biz diyoruz değil mi? Babanı al, dayını al. Hatta anneler. Biz hani medrese çocuk hanımları almıyoruz ama bu bütün cemaatler için bu arada. Sadece bizimle değil yani. Her cemaate git, oğlun nereye gidiyor? Veya kızın nereye gidiyor? Git bir tanış, otur, bir çayını iç, bir konuş, fikrini öğren. Acaba nasıl insanlar? Bir muhabbet et. Belki de gerçekten İslam yolunda dertli, belki de gerçekten çocuğunun bir problemini, belki de önündeki ölümü çözmek için gayret eden, dertlenen birileridir yani. Tanışırsın, bakarsın, kafana yatar. Ondan sonra kafandakileri sorarsın. Kafanda kurgulanırsın. Bir cemaat veya bir cemaat abisi.
Demiş hani cemaat abisi bir demeye bile korkuyoruz. Maklube demeye korkuyoruz. Yani FETÖ birileri geldi bunu yanlış kullandı diye. Onu demeye bile korkuyoruz. Ama dikkat edin. Yani onlar yaptı diye biz bugün pilav yemiyoruz. Bunların adını ağzımıza alamıyoruz. Cemaat ağzımıza alamıyoruz. Soğuduk. Ya olur mu ya? O zaman yani dünyadan niye bu kadar dolandırıcı var soğumuyoruz? İş başka. Nefis bunu kullanıyor. Kullanmasın diye tanışacaksın. Geleceksin, oturacaksın. Necisiniz? Kimsiniz? Çocuğumdan beni ayırmak mı istiyorsunuz? Başka bir amacınız mı? Yoksa birleştirmeye mi çalışıyorsun? Bir öğreneceksin. Ön yargıları kırmak için tanışarak kaldıracaksın. Anne babalar özellikle. Vallahi gelsinler. Çay, çorba. Yani buraya değil. Her cemaat bundan müzdarip. Her vakıf, her dernek, her tarikat bundan müzdarip. O ön yargılarınla değil. Belki çocuğuna sen istemeden, bilmeden zarar veriyorsundur. Ve şunu açık yüreklilikle iddia edebilirim ki. Özellikle bizi, beni buraya sokan sebep. Babam ölürse ben ne yapacağım? Annem ölürse ben ne yapacağım? Ya ben onları o vaziyette görmek istemiyorum. Bunun bir çözümü yok mu? Anne babadan koparıyorsun ya çocuğu. Ya biz aksine kopmamak için bir çözüm ararken kendimizi buralarda buluyoruz. Bu hakikatlerde buluyoruz. Her cemaat buna bir çözüm aramak, bir çare bulmak, sonsuzu aramak için bir arada. Belki bu manalar senin ayrılmaman içindir. Değil mi? Çünkü çocuğumu ayıracak, benden koparacak. Ya niye koparsın çocuğun seninle ebedi bir arada olsun diye Allah'ı tanıyor burada. Ne yapılıyor burada? Bir de bunu sor. Geldin, tanıştın, gittin bir cemaate veya bir tarikata tanıştın. Sonra hedefiniz ne diye sor yani. Hedef ne? Amaç ne? Ben sonsuzluğu kazanacak, kazandıracak zatı arıyorum ya. Annemden babamdan nasıl ayrılmam? Ben bu sıkıntıyı, bu problemi nasıl çözerim? Bu benim gençlik, ergenlik travmam. Nasıl çözerim? Çözecek yol bulamadığımız için o zaman günaha, gaflete uyuşmak için. Ama şimdi anlıyoruz ki Kur'an bunu çok basit bir şekilde çözüyormuş. Tohumu diriltmek kadar kolay. Bizi toprağın altına koysan diriltebilecek bir güç varmış. Bir zat varmış. Onu tanıyoruz. Şimdi senin oğlun, senin kızın bunu öğreniyor. Bu zatı tanıyor. İçinde aslında buraya gelen kardeşlerin çoğu anne babalardan ayrılmamak için bunu yapıyor. Anne babalar da çocuğum benden ayrılacak diyor. Ama anne baba o şefkatini görmediği için olayın detayını, göremediği için, tanımadığı için alıyor, buralardan çekiyor. Peki nereye gitti çocuk şimdi? Geldi, dünyada bir makam, dünyada bir şey. Sonuç? İşin nihayetinde ayrıldım. Orayı düşünme. İşte anne baba olarak çözüm bu olmamalı. Buraya gelip Allah razı olsun çok muhabbet eden babalar da var. Anneler de var. Telefonda konuştuğumuz, buraya gelip ziyaret eden anneler var. Ne yapıyor benim çocuğum? Vallahi ben geldiği zaman ne yapıyor? Diyorum abi tebrik ederim seni ya. Helal olsun sana diyorum ya. Gel ya diyorum. Çok öyle hani muhabbet ettiğimiz, kanka olduğumuz babalar var. Hatta buraya annelerimiz, babalarımız Sığınağın Birlik projesiyle buraya bizimkiler gelmişlerdi. Bütün her yeri gezmişlerdi hani çalışma yaptığımız yerleri. Ekibin anne babaları. Mesela burada çok güzel bir yemek yedik, toplandık. Hani onlar da tabii bizim burada ne yapıyoruz daha net gördüler. Güzel bir bağ kurulmuştu yani. Geliniyor buraya. Gelinebiliyor. Böyle bir şey mümkün. Elhamdülillah. Yani bununla da dediğim gibi şu an zaten anlaşılıyor ki yüzleşmekten korkmuyoruz. Çünkü hilesi olan, yalanı olan, tabii ki yalanımız derken şöyle temiz, berrak desek zaten yalan olur. Ne günahlarımız var, kendi özelimizde bizim bildiğimiz, Allah'ın bildiği günahlar var. Ama bunlar daha çok hani bizim kendi nefsimizde, ya berrak değil mi, tertemiz değiliz. Yani hiçbirimiz ama hani bu cihette kaygı yapacak, kaygı güdecek bir noktamız yok çok şükür. Biz bir şeyleri Fethullah Gülen yaptı diye değil, biz Allah Resulü Aleyhisselam yaptı diye yapıyoruz. Hani bazen de öyle oluyor. Bu da çok değişik bir konu ama bunlar o da cemaat de yapıyordu. Ya tamam da yani yapıyordu da Resulullah da yapıyordu. Şimdi yapmayalım ya, namaz kılıyordu, kılmayalım mı? Oruç tutuyordu, tutmayalım mı? Zekat vermeyelim yani ne yapmaya, ne yani? Sohbete çağırmayalım mı? Ne yapalım yani? Hani biz onun değil ki, biz Resulullah'ın ümmetiyiz. Biz Resulullah'tan gördük diye bunu yapıyoruz. O da yapmış, yanlış kullanmış. Ama sırf ona kızdın diye bu manalara küsmek, emin ol, bak dünyaya küsmüyor nefis o noktada, emin ol nefsin bir desisesi oluyor artık. Ve bu yarın öbür gün, ya Rabbi bu cemaat vardı işte onların başı böyle yapmıştı deyince sen oradan yırtamayacaksın yani. O yüzden bizim şimdiden bir çözüm aramamız lazım diye düşünüyoruz. İnşallah yine yüzleşmekten kaçılan noktalarla bu seride devam edeceğiz. Ama çocuklarınızı gönderin. Nasıl çözüm? Onların geleceğini düşünün. Velhasıl çocuklarınızı bir şekilde çözüm bulacakları, Allah'ı tanıyacakları, sizin de tanıyabileceğiniz aslında bir yere, bir cemaate, bir tarikat mutlaka gönderin. Çünkü bu iş ne olursa olsun en zenginin bile gömüldüğü, bir şekilde çaresiz kaldığı bu dünyada. Bırakın çocuğunuz, oğlunuz, kızınız çözüm arasın. Bırakın bir çare arasın. Ona bu imkanı verin. Korkuyorsanız tanışmakla bunu giderin. Gidin, oturun, konuşun. Orada yoksa başka bir yere gidin ama yapın. Nasıl o okul olmuyorsa başka okula yazdırıyorsun. Geleceği, ama en yakın geleceği kabirdir, bunu bilin. O çocuğu gömmek sana en ağır şeylerden biri olacaksa çözüm ara. O cemaat senin, bu cemaat benim. O abi senin, bu abla benim. Git, çöz, götür. Hatta en güzel tabii evde yaşa ve oraya götür. Ve de ki benim çocuğum sonsuz için burada çözüm arayacak. Bunun peşine düş. Aksine bu zamanda çocuklar çok üstü, anne babalar çünkü çok bu sıkıntılardan engel oluyor. Buraları tanışarak aşabiliriz. İnşallah beraber ebedi cennette bir arada oluruz.